Bakın uzun bir süredir One Piece okuyorum 5-6 sene 6 sene geçti Bu bölüm gerçekten kötüydü Bu bölüm kötüydü arkadaşlar Yani bununla ilgili sebeplerimi kendi başıma söyleyeceğim Kendi eleştirimi yapacağım Siz beğenmiş olabilirsiniz Beğendiyseniz mutlu olduysanız ne mutlu bana Eğlendiyseniz ne mutlu bana Çünkü seriler bunun için var İnsanları mutlu etmek için İnsanların kendi hayatlarının dışında Farklı bir fantastik evrende eğlenmelerini sağlamak için, kafalarını dağıtmaları için ve stresten uzak kalmaları için böyle fantastik diğerler var. One Piece bu yüzden var. Ee, hal böyle olunca One Piece'in beğenmediğim bölümü ortaya çıkabilir. Halihazırda ben One Piece'in büyük fanlarından biriyim. Ee, One Piece haterı falan da değilim yani. Bölüm kötüydü. Bölümün kötü olma sebeplerine şimdi teknik tek değineceğim. İlki en son sayfalardan başlayacağım. Açıkçası e, Trafalgar Love'la Kitto'nun e, meyvelerini uyandırması konusu beni çok da e, beni çok da tatmin etmedi. Zaten bunun sebebini de bunun telafisinde büyük ihtimalle o da diğer bölümde yapacak. Big Mama hiçbir şey olmayacak. Ağzından kan gelmiş olabilir. Big Mom içeriden hasar yedi. Zaten çok da bir şey olmadı Kito'nun vuruşuyla bence. Ee, diğer bölümde Big Mom e, bence kendine gelecektir. Benim beklentim diğer bölümde açıkçası Big Mom'ın Kito ile Love'u tokatlaması. Big Mom'u belki de, de böyle olumsuz bir yana çekebilirler böyle hani Big Mom hareket edemeyecek hale gelebilir falan ama bence ondan sonra Big Mom'u toparlayıp bunları bir tokat atması gerekiyor. Eğer tokat atamazsa eksi puan kıracağım cidden. Yani koskocaman bir Yonko'ya arkana geldin koskocaman bir Big Mom'la böyle savaş halindesin anladın mı? Ee, Big Mom güçlü bir karakter hakisi olan bir karakter. Kitto geliyor diyor ki hadi sen şeytan mevesini uyandırabilir misin diyor Trao diyor. Trao'da evet abi uyandırırım ama çok enerji yiyor. Hadi deneyelim mesela abi diyor. Deneyip iki tane tokat atıyorlar Big Mom'a. Ve beni de çok da tatmin etmiyor. Çünkü fight'in e, fight'ın ortasında bir anda meyveni uyandırabilir misin konusu geçiyor. Ha ke şöyle bir durum var. E, renklendirmesini falan yapmışlar burada Big Mom'ın e, ve Kitto'nun böyle savaşının. Çok da açıkçası üstün bir değişik bir şey görmedim ben. Meyve uyanışı görmedim. Anladın mı? Çok böyle dikkate değer. Tamam Big Mom'u çekiyor. Manyetik bir şeyler yapıyor. Kitle o. Tamam Love yine içten hasar veriyor. E, Gamma Knife'ı da zaten bunun gibi bir şey yapıyordu arkadaşlar. Gamma Knife ekstra ne yapıyordu yani? Ben anlamadım. He? Ne diyorsunuz abi? Bu Love'un... Love zaten uyandırmıştı. Dof flashbacklerinde bunu bilmem gerekiyor. Allah Allah. Love'un uyandırdığını kim biliyordu lan? Ben ilk defa duydum bu arada. Ben ben seri geriden mi okuyorum arkadaşlar? Ee, ben öyle bir şey bilmiyorum. Love'un meyvesini uyandırdığına dair hiçbir şey yoktu. Bunu nereden nasıl anlıyorsunuz ben anlamadım. Ee, açıkçası meyvenin uyanışı ile ilgili bize seride çok fazla bir bilgi vermediler. Çok fazla bilgi vermediler. Bunu da bu şekilde böyle bir an daha Maven uyandırdım uyandırdım diye uyandırmaları çok can sıkıcı ve dandik olmuş. Oturup 2-3 bölüm sonra Luffy'nin de şeytan vesini uyandırdı ortaya çıkabilir ki Luffy'nin bence muazzam güçte bir şey ortaya çıkarması lazım. Yoksa çok tatmin edici olmaz. Bizim meyve uyanışından beklentimiz çok daha farklı şeyler ve beklentimizi karşılamadı. O yüzden eksi puan kırdım. Ha bu Big Mom Kaido Savaşı şey Big Mom Love Kitto Savaşı'ndan benim beklentim Big Mom'ı deviremeyecekleri ama ciddi bir zarar verecekleri yönündeydi. Umarım beklentim bu şekilde olur. Bunun dışında Tabii ki de sıradan canım. Tabii ki de zaten Gamma Knife'dan ne farkı var diyorum ya sana işte bende. O hani Contour şokkudan... ne farkı var? Bundan bahsediyor. Tabii ki de farkları vardır ama hani böyle gözde görülebilir, insanın dikkatini çeken, "Oo, ne no, Onu soteyim, lovu yanışı falan" diyebileceğimiz bir şey söz konusu değildi. O yüzden beni tatmin etmedi. Kit de onun da aynı şekilde. Normal bir güç kullanıyormuş gibi oldu. Kit uyandır Brolo. Okey. Aynen öyle. Aynen öyle. Ee, bunların dışında meyve dışı konusu bu şekilde. Ama ikisi de uyandırdıysa da Luffy'de de çıkar. Yani artık çıkmaması çok saçma olur. Çünkü bunların bu kadar basit uyandırılmışsa ee, Luffy'nin de çıkması an meselesi. Hadi bakalım şimdiden Luffy'nin meyve yanışına hepiniz okey diyebilirsiniz arkadaşlar ben onaylandığını düşünüyorum. Onay bilgisini veriyorum. Haberiniz olsun. Çıkar. Çıkar. %90 çıkar. Giyer 5'in meyve mi? Yani Luffy meyvesini uyandırır. Buna da Giyer 5 adını verir. Olay kapanır kanka. Çok da şey yapmaya gerek yok. Ortalığı böyle ha Giyer 5 mi ha, uyanış mı falan. Çok gerek. İkisi de farklı şeyler değildir belki de. Belki de Luffy uyandırır. Der ki ha ben buna Giyer 5 adını veriyorum. Diyebilir. Üzücü kısmı Love, Love, Dofy savaşında çok daha kötü bir dedi ama evi kullanamadı ve Dofi arkından bu yana evi uyandıracak bir olay da yaşanmadı. Yani vardı da onu kullanmadı gibi oldu. E yani kesinlikle çok güzel bir görüş. olsan tebrikler. herkes uyanacak çok saçım olur ya. Yani şimdi 11 süpernova herkes değil. 11 süpernova herkes değil. Onlarda uyanması çok daha absürt olmaz ama... Ee, ama Hmm, kralların ikisini bu ikili de aynı anda görmemiz, ardından da Luffy de görecek olmamış, olmamız çok da uyanışı artık çok büyük bir etkide yaratmaz. Ya şimdi One Piece'de de şöyle bir durum var. Diyorlar ki kralların akisi herkeste yok falan filan ve bir bakıyorsun serideki en önemli ve serideki ön plana çıkan karakterlerin çoğunda kralların akisini görüyorsun. Hal böyle olunca diyorsun ki ya bunda da mı kralların akisi ha sen de mi baba ha ha ı, falan yapıyorsun. Ee... Ve bu karakterler ön planda çıkıyor ama gidip yan karakterlere baktığınız zaman diğer yan karakterlerde kralların akisi çıkmaması ve zaten onları da ön plana çıkarmadıkları için insana şey hissiyatı veriyor ya herkeste kralların akisi var baba neden bu hissiyatı veriyor çünkü hali hazırda Usopp'u hali hazırda Smoker'ı ee, hali hazırda ne bileyim Scrimmage'in Apo'yu, hali hazırda ne bileyim Germa66 e, karakterlerini, hali hazırda Big Mom'un diğer adamlarını, hali hazırda Beyaz Sakal Korsanları'nın diğer adamlarını, e, yan karakter olan karakterleri seride çok ön plana atılmadığı için e, önemli karakterler de yok Yonko'lar, e, ne bileyim yok Amiral'ler, yok bilmem neler yok e, Anladım mı soy faktörlerinde. Kralların akisi veya şeytan ve su gördüğümüz zaman... A diyoruz ki herkes de mi var? Çünkü bu karakterlerin e, savaşları ön planda. Anladın mı? Big Mom'un savaşı detaylı çiziliyor. E, Kaido-Luffy savaşı detaylı çiziliyor. Katakuri-Luffy savaşı uzun uzun çiziliyor. Ne bileyim, Vano arkında şu an Luffy-Kaido savaşı oluyor. Uzun uzun çiziliyor. E, onun dışında Franky'nin bir savaşı olmuştu? Franky'nin savaşı olmuştu, değil mi? O kadar kısaydı ki. Mesela Robin'in savaşı oldu. O kadar kısaydı ki. O kadar dandik ve Hızlıydı ki İnsanı ne tatmin etti ne bir şey anlamadık Dedik ki aa Robin'e power up verdi Geçtiler Onun dışında galiba Frank'in'i mi dövüş olmuştu Tam hatırlamıyorum Oldu mu Frank'in dövüşü bak o kadar Önemsememişim ki Geçmiş yani anladın mı O kadar önemsememişim ki dövüşü Frank'in dövüşü oldu mu arkadaşlar Olmuş yani Bir sayfa mı şey bir bölüm mü Bir chapter mı iki chapter mı ne sürdü ee, o kadar önemsiz anlatıldı ki bize. Öyle geldi geçti. Ha böyle olunca fight'lar anladın mı? İnsan diyor ki ya yan karakter geldi geçti. Anladın mı? Yani böyle oluyor. Ha ben bazen karakterleri unutuyorum. Bazen sahneleri unutuyorum. Bu da çok normal. Ee, oturup her hafta One Piece okumuyorum. Oturup her hafta her gün One Piece okumuyorum. Oturup sürekli Reddit'te orada burada teori sayfalarında değilim. Gelip burada One Piece mangasını okuyorum. Sizlerle kendi görüşümü paylaşıyorum. Ee, haftanın 45 saati çalışan biri olduğum için böyle bir şey yapamıyorum maalesef. Unutuyorum yani. Normal olarak. Zaten haftada bir manga çıkıyor. 10 sayfa, 15 sayfa. Veya bazen iki hafta çıkmıyor. Normal ben buluyorum. Normal karşılıyorum. Ee, neyse diğer diğer kısımlara gelelim. Kanjuro'nun ölmemesi. Şey, Kinamo'nun ölmemesi. Tabii Kanjuro da ölmedi. Kinamo'nun ölmemesi ve bunun sebebinin de Love'un onu e, halen kesik bir şekilde bırakması ve birleştirmemiş olması İkinci dandik bir olaydı. Neden? Çünkü serinin bir ciddiyeti vardı. 9 kızı kızından biri öldü. Kaydo şöyle. Kaydo sağlam bir çar. Demiştik ama Kaydo ne Orochi'yi öldürebildi ne de Kinamon'u öldürebildi. E, hal böyle olunca insan diyor ki ya biz abi ya çocuk sayısı mı okuyoruz? Bu ne ya diyoruz. Bu serinin ne ciddiyeti kaldı diyoruz. Yaş gelmiş 23'e. E, okuduğun şey e, bir tane canavar var. Birini kesiyor. O da ölmüyor amına koyayım. Anladın mı? Yaş gelmiş yirmiş okuduğun şey bu yani anladın mı? Sen bir yonko olsun en güçlü canavarsın. Geleceksin öldüreceksin. Olay bitecek anladın mı? Ha Kinemon çok yaşamadığını iddia ediyor. Büyük ihtimalle ölecek gibi. Ölecek gibi gözüküyor ya. Herhalde öldürecekler kanka. Buraya kadar getirdilerse. Son sözlerini söylememişti ya. Onu da söyleyecektir diye düşünüyorum. Ha bence bundan sonra Orochi de ee, ölebilir de Orochi'yi hapishanede de tutabilirler. Şamor da olabilir. Bence Orochi'nin ölmemesi daha güzel bir şey bu arada. Ben olsam Orochi'yi öldürtmezdim. O da sense yerinde olsam. Niye? Adam Momonosuke'ye çektirdi. Vano'ya çektirdi. Van halkı da bunun çekeceğini hapishanede görmeli bence. En güzel ceza bu olurdu Orochi'ye. Ha Kinemon'un da e, ölmesi gerekiyor. Bir bedel ödemeleri gerekiyor. Kaido'nun karşısındaki olaya doğru. Ölür diye düşünüyorum ben. Ölür diye düşünüyorum. İşte son bir sahne yapacak, anladın mı? Sonum geldi diyor zaten kendisi de. Öleceğini düşünüyorum. Bence ölür ya. Ne diyorsunuz? Sizce ölür mü abi Kinavo? Bence ölecek. Ölmezse harbiden kötü yani bu arada. Ölür, ölür. Kinavo ölür kanka. Kinamon ölür. Chat ne diyor? Ölecek mi Kinamon? Bence Kinamon ölecek. Ölür ölür. Ee, <laughs> Chat'ten şunu görüyorum. Umarım ölür. <laughs> şey dedi bak ben One Piece okurken hep bunu yaşıyorum. Böyle diyoruz ki vade ya artık şu karakteri öldürsünler bu karakteri öldürsünler. Niye biliyor musun? Çünkü seride bir ciddiyet istiyoruz. Bir realizm istiyoruz. Anladın mı? Artık diyoruz ki bu, bu seri bir yetişkin serisi olsun diyoruz ama böyle bir çocuklaştırıyorlar falan. insan sinirleri bozuluyor ister istemez. İster istemez insan bir kıl oluyor böyle. Anladım diyorsun ki. Üf. Üf, ne bu yani? O yüzden büyük ihtimalle bence o da sensey öldürür diye tahmin ediyorum. Ha öldürmezse harbiden bir eksi puan daha kıracağım ben. Hiç acımayacağım. Aa, basacağım da kafasına, basacağım da kafasına. Tabi ee, tabii ki Dionko arkandan daha çok beklentileri olan da var. Oraç çölmemişken ölmesini görmek istemem ben. Geleceğim geleceğim. Apo x olayında geleceğim. Kinamon olayına ben sadece şu anlık Kinamon'un öleceğini düşünüyorum. Arada bir panelde bize Chip gösterler. Chip'ler yavaştan harekete geçmeye başlamış. Çok da önemli değil. Bicacık yapacaklarında yapacaklarını da beklemiyorum. Chip'nin diğer üyelerinin birkaç gücünü görürüz sadece. Onları da bence bizim diğer yan çarlar tutar diye düşünüyorum. Hali hazırda Sanji, Luffy ve Zoro fightları devam etmekte. King de bu arada kılıcını kullanmış. King kılıcını kullanmamıştı benim anladığım kadarıyla. Hatta Zora niye kılıcını kullanmıyorsun diye kızmıştı. Öyle değil mi? King kılıcını kullanmış burada. Arkadaşlar tayfadan kimse öldürmezler. Bunu geçin. O da sensei bunu yapmaz. O da sensei bence bunu yapmaz. sancı kaçmıştı da sancı de fight'ına geri dönmüş ya. Yok Robin kaçırılmaz ben öyle bir gereksiz tekrar beklemiyorum seriden arkadaşlar. Gereksiz bir tekrar beklemiyorum ben sahnede seriden yani hiç öyle bir beklentim yok. Hiç öyle bir beklentim yok. Ya zaten Momonosuke ile. Ee... Tamam arkadaşlar değineceğim o konuya değineceğim. Ya belli ki zaten Orochi'nin tekrardan yaşama sebebi belli ki bir cephanelik bir patlama var şeyin altında. Kaydo'nun biriktirdiği bir Bomba Cephane mühimmat yığını var Kale komple patlayacak Ha Bunu Orochi biliyor Buna da engel Olacak olan biri var belli ki Kanjuro ve Orochi'nin de En son yapacağı şey bu olacak Yamato da cephaneliği arıyordu belli ki ee, Yamato engel olacak buna Momonosu gele benim anladığım kadarıyla Ve Kancuro istediğine ulaşamayacak Güzel bir karşı çıkış Ama yani ee, o kadar kötü ki O kadar başarısız bir senaryo ki Yani durdun 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 Tam Kanjiro ölecek tam Orochi öldü geri canlanıyor Abi abi kalenin altına bir bomba koyalım Hadi Kaido'yu da patlatalım. Ne oğlum bu ya? Ne ne alaka ya? Ne alaka? konumuzla ne alakası var ya? Mal mısınız ya? Durdun durdun şimdi mi ortaya çıkıyor? Ya ben ben sevmiyorum böyle şeyler. Şahsen son dakika hiç 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 hazırlanmadan, hiç planlanmadan, hiç önceden ön gösterimi verilmeden bir senaryoyu pat diye serinin içine sokmak çok rahatsız edeceğim. Bu ne biliyor musun? Türk dizilerinde olur ya final sahnesi çekilir. Biri böyle ölür. Aa der karakter öldü kanka. Ananı satayım der ve ikinci bölümde şey ortaya çıkar. Mermi omuzuna sıkılmış. Omuzunda böyle gazete varmış. Mermiyi yemiş gibi böyle bir senaryo. Ee, bir anda neymiş? Pat diye cephanelik varmış. Ne? Yani ne olacak? Herkes ölecek mi? Ne yani? Cephanelik patlasa ne oluyor? Herkes ölüyor mu kanka? Ölecek mi? Herkes ölüyor. Bir dakika. Cephanelik patlasa herkes ölüyor mu? Ne oluyor? Kale patlasa ne oluyor? Luffy'ler ölecek mi? Kaido ölecek mi? Orochi ile Kanjuro kazanacak mı? Kazanmayacak. Belli ki yani Momonosuke, Yamato müdahale edecek. Yamato e, zarar görecek belli ki. Belli ki Yamato biraz hasar alacak ve kendini kanıtlayacak abi. Momonosuke kendini kanıtlayacak ve o Japanik'ten ne Kanjuro ne de Orochi e, olayını almayacak. Yamato boşta kalmasın diye. Aynen öyle. Aleykümselam Madara Senju. Arkadaşlar Vano'ya amiral mamiral gelmeyecek. O da sensei böyle bir güç dengesini de Vano'ya atmaz. Atarsa da helal olsun. Helal olsun bak helal olsun. Zaten bu şeytan hevesinin uyanışının ortaya çıkma konusu bence bir güç dengesine e, böyle bir yeme attı yani anladım ufaktan bir oyna, oynadı güç dengesiyle bak serideki güçlerle ilgili önemli bilgilerin ortaya çıkması ee, biraz tehlikeli. Çünkü serinin güç dengeleriyle oynuyorsun. Serinin gidişatıyla oynuyorsun. Ayarlarıyla oynuyorsun. Biraz zorlu yani. O yüzden amiral gelmez. Ben beklemiyorum. Ben bu yorumunda en adaya gelecek diyorum adam. Yok anasını gözü. Yani oha ne alaka. Evet Kanjuro Kinemon olayına hiç değinmeyeceğim yok Kanjiro son perdeymiş. Atalarımız halen memnun değil. Onlara muhteşem bir perde kapanışı göster Kanjiro. Çizim yetenekleri kullanarak Kurozumi hanesinin ateşli gazabını resmet dedi. Kimin kazandığı ne önemi var? Bırakalım hepsi ateşin içinde yavsun. yok al her şeyi patlatalım. Kurozumi hanesi inter anlaşmasının tadını çıkar. Falan derken böyle kocaman bir bombalı yaratık ortaya çıktı. Bu Kanjiro'nun e ee, bu Kancuro ne ya abi? Gücü mü ne böyle bu? Kocaman bir güç gibi bir şey kanka bu. Kazembo Herhalde Kancuro'nun son bir gücü bu ya. Krozumi hanesin intihar anlaşması. Bu olay ne böyle bu canavar kanka? Bir tane canavar gibi bir şey geldi. Bunu kim durduruyor Kancuro'nun uyanışı. O da olabilir. Hem de duvarların içinden geçiyor. Yok anasının gözü yani. Bununla kapışsa kapışsa buruklu kapışsa güzel olabilir aslında. Bunu Kanjuro yarattı. Kanjuro'nun tüm gücüyle ortaya çıkan bir şey bu. Büyük ihtimalle böyle şey uyanış olabilir Kanjuro'nun. Ha onunla da biri kapışacak ama kim kim kapışsa mantıklı olur. Bir düşüneyim. Ee, böyle duvarların da içinden geçiyor orada. Oha anasının gözü. Ya Kanjuro'da. da ee, yani durdu. Yamato ya, Yamato'ya gidenebilir kanka ya. Bu ya Japan'a gidiyor zaten. Yamato engelleyecek bunu ya. Belli yani. Yamato engellemeli bunu. Zaten güçlü bir şey olduğu gözüküyor. Yamato engelle. Ha, yani Kinamon kapışarak ölürse de güzel bir senaryo olabilir. Oo, ne yaptın abi? Abu. Oho Çet Deniz 200 lira Teşekkür ederim abi. Oha. Wow. Wow. Teşekkür ederim abi. Kesene bereket. Bu ne? Teşekkür ederim El Patron Sama. Deniz Sama. Teşekkürler. <laughs> Hiç beklemiyordum. Bir anda şok oldu tabi. Çok oluyor tabi insan. <laughs> Teşekkür ederim abi. Çok sağ ol. her şey o cephaneliğe giden işte Yamato. Büyük ihtimalle bunu durduracak bence. Ben başka bir şeyim yok bununla ilgili. Yani abi ne duvardan geçiyor onu yapıyor. Bunu yapıyor. Teşekkür ederim beyler sağ olun. Allah razı olsun sağ olun beyler. Ya ne bekliyorsunuz oğlum? Ya ne alaka ben onu anlamadım ki. Kanjiro ölüyor ölmeden önce. Bir anda bir şey ortaya çıkartıyor. Duvarlardan geçiyor mühimmata gidiyor. Kanka bu bölüm bak bu, bu sayının her kısmı kötü ya. Bu kadar kötü olamaz ya. Çok kötü ya. Vallahi çok kötü ya. Çok saçma ya. Ha bir de Kanjiro öldü sözde ya. Öldü mü ölmedi mi bilmiyoruz da onu. Harbi kötü ya. İçindeki Bob Ross kimliğini Bobros? <laughs> Hayır Orochi bir yandan burnunu karıştırıyor. Herkes patlasın ölsün ayağında. Böyle burnunu karıştırıyor. Baksana kanka. Bak bak bak. Ciddiyete bak. Allah aşkına ya. Tipine cibili etine. Pü. Baksana kanka. Bu ne ya? A -a. Kanjiro Netero musun lan sen kalbine bağlı bomba falan olaydı bari Oo, o Hunter x Hunter Ka Oğlum Netero deme ya adamın Adamın kemikleri sızım sızım sızlar Ağlar 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 oturup ağlarım Vallahi ağlarım Sosuke'cim bir dur ortalık karışık Abi bir dur ortalık karışık Bir dur abi Abi zor ne ya Teşekkür ederim Şoskem sağ ol abi Teşekkür ederim keser canım 1 lira 1 liradır sağ ol abi teşekkür ederim Arkadaşlar şimdi e, Kanjuro Kinoma muhabbeti bitti mi? Bitti benim için bitti bu muhabbet nereye gider? Yok Yamato mu durdurur? Ben Yamato durduracak diye bekliyorum. Onun dışında Kinemon durduracak diyenler var. O da güzelmiş. Kinemon nasıl duracak? Ayağa kalkacak mecali yok adamın. Ama güzel olabilirdi tabii Kinemon'un durdurması. Ha tabii bunu geçtim. Ee, ...bunu geçtim. Ee, bu Kinamo'nun yarısı... ...niye konuşurken zortlayarak konuşuyor? Zart. Zort. Ne bu? Salıyor mu? Osuruyor mu? Olay ne kanka? Ben anlamadım. He? Götten konuşuyor. O yüzden mi? <laughs> <laughs> ne da <alak> ya? <laughs> ya. Oğlum ya nasıl bir inceleme oldu? Bu nasıl bir manga sayısı ya? Allah aşkına ya. Halbuki bu zart zor da olay ne arkadaşlar? Panka zartta da öyleydi. Anladım abi. Oturuyla konuşuyor. He Seyredin. bölümün hiçbir ciddiyeti yok. Bölümün hiçbir ciddiyeti yok ya. Abi bir anda Kinamon'un yarısı geliyor. Bölümün adı Zord. <laughs> bir anda Kinamon'un yarısı geliyor. Diyor ki kanka diyor e, hadi diyor. Kanjuro diyor bir şeyler yapıyor diyor. Beni diyor love kesmiş diyor. Böyle böyle olacak diyor. Aa. İnanmıyorum. Tamam hadi o, o olay orada kalsın. Hadi o olay orada kalsın. Bölüm başındaki Apo. x direkt muhabbeti ne? Bu kendini kara sakal mı zannediyor arkadaşlar bu Apo? Takım olalım, son anda galip gelenlerinden elinden zaferi çalalım falan filan. He? Ne yaşıyor abi? Imbi Fuga Zanki. Ne bu oğlum? Ya oğlum şey işte, ne bileyim, yan karakterlere şey düşürüyorlar işte. Karakter düşürüyorlar. yan karakterleri yalandan şey düşürüyorlar işte anladım hadi bunlar da onunla kapışsın. Bu arada bunlar Numberslerden biri galiba ama ee, yo Numberslerden biri değil bunlar arkadaşlar. Bak Numberslere ben baktım bunlar değil. Bak. Juki, Kunyun, Hacha, Nangi, Goki, Jaki. Ha 4 diyor. 3 2 1 yok mu? He 3 2 1 gözükmemiş kanka. Anladım. Tamam o da 3 2 1'dir işte. İlk üçüdür bu da aynen aynen. Aynen ilk üçüdür bu anladım abi. Büyük ihtimalle ilk üçüdür. Aynen numaralar yazıyormuş oğlum zaten. Püh. Hadi bu numbersler ne çıkacak ki? Ne çıkabilir yani? Numbersler nedir oğlum? Bunu yiyip yutarlar lan. Bunu yerler kanka. Numbersler kim? Apo kim? Apo iki tokatlık çar lan. Numbers dediğin şey e, yapay olarak üretilmiş antik devler. Yani ne oğlum yani? Ne olabilir yani? Ne çıkabilir Numbers'lerden? Apo'nun konusu ne kadar heyecan verilebilir ki? Heyecanlandınız mı? Ben heyecanlanmadım. Ayak bağı işte çok şey gibi aynen. Heyecanlandınız mı? Ben heyecanlanmadım. Ben hiç heyecanlanmadım. Niye heyecanlanalım ki? Müzik gücü ya müzik gücü ölümcül ama çok basit bir teknikle dezavantaja düşüyorsun. Kulaklığı tak olay bitti kanka. Adam hiçbir şey yapamıyor. O kadar saçma ki. O kadar dandik ki. Adamı resmen yerle bir etmişti o da sensi o sahnede. Ato zaten dayağı da Aynen öyle. Ha bakın. Ben Big Mom. Big Mom kaydı olayında. Big Mom kaydı olayında. Süpernova'lar aynı. Şubuka gibi bazıları güçlü bazıları güçsüz. Vallahi sana bir şey diyeyim mi? Ee, Süpernova'lar. Evet dediğin doğru. Şubuka'yılar gibi ama Şubuka'yılar da. Ne bizim beklent, beklenti yarattılar ya. Tam bazıları güçlü bazıları güçsüz de bir beklenti yarattılar. Bu bir gerçek anladın mı? Süpernovalardan kimsenin gücünü adam akıllı göstermediler ve bir beklenti yarattılar ne bileyim. Ee, biz bu karakterlerin dandik olmamasını isterdik. Yani kendi başlarına bir güç bir power beklerdik. Mesela Apo. Kendi başına çok da bir şey yapamayacak bir karakter. Özellikle yeni dünyada. O yüzden gitti hemen Kaido'nun altına saklandı. Zaten kendi de diyor kendi başımıza bir şey yapamayız diye. Basil Hawkins de aynen öyle. Ne bileyim e, ee, bir oluşumdan zaten. Aralarında bir Love diyeceğim. Love da kendi başına bir yere kadar geldi. O da Luffy ile oldu. Ne bileyim Kitto da öyle hali hazırda. Ben bu karakterlerin kendi başlarına böyle bir böyle bir oldu mu hissettirmelerini isterdim. Bir süpernovalıyız demesini. Mesela süpernovalı en iyi hissettiren Charlardan iki kişi. Bir Zoro, iki Kara Sakal. Biz buradayız dedirtiyor anladın mı bu ikili? Luffy de saymıyorum Luffy de var da biz burada dedirtiyor bu iki çar, üç çar anladın mı? Dedirtiyor. Ne bileyim Betçi'ye baktığın zaman Betçiye eder misin Süpernova? Anladın mı? Demezsin. Dandik. Kale kale güç ne oğlum Betçi'nin gücü ya? Tırt anladın mı? Geliyor mermi sıkıyor. Mermi ne oğlum ya? Allah aşkına mermi sıkmak ne adama ya? Ee, ha böyle olunca ne oluyor biliyor musun süpernova, aa, süpernova Diyorsun böyle geçiyorsun işte Benim bahsettiğim o Süpernova'ların ciddiyetini biz almamızı isterdim Gerçekten süpernova'ların e, Bilgi mafya temsil ediyor ama Yeraltı dünyası falan saf güç değil Kanka şimdi Yani e, açıkçası One Piece'de Bence saf güç çok önemli Saf güç çok önemli. Bunu Luffy'den gördük. Luffy yeri çıkınca basıyor ki suratına vuruyor. Diğer adamı yerin dibine sokuyor Luffy. I. Anladın mı? Bunu gördüğün zaman oha diyorsun abi. Karşısında kim çıksa Luffy alt ediyor. Diğer adamda 1 milyon kişi var. Luffy olsa yeter. Bir kralların ikisini bir basıyor hepsi dağılıyor zaten. Hani One Piece'te saf güçün önemli olduğunu gösterdiler zaten. Roger'ın ne bileyim beyaz sakalın kendi başına kaç yüz kişi indirdiğini gördük. Saf güç önemli yani saf güç. Önemli seride. Ha Bejci'nin dandik dundirik 1 milyon tane adam olsa ne olur? Olmasa ne olur? Aynı beklenti bende de vardı ama hepsi çok güçlü olsa Luffy geri planda kalır gibi geliyor. Bence öyle değil. Bence hiç öyle değil. Bak. Ee, Hunter x Hunter'da Gon çok güçsüz. Bize bunu çok iyi anlatıyorlar. Tamam mı? Serinin ilerleyen zamanlarında yeni avcılar ortaya çıkıyor ve ee, Gon gibi güçler, Ne bileyim Hisoka. Ne bileyim atıyorum e, hayalet takımı. Hayalet takımından bahsediyorum. Bir süpernova birliği gibi. Hepsi çok güçlü. Hepsi hissettiriyor. Ama bir yandan Gon'un onlardan farkını bize sonuna kadar hissettiriyorlar. Ama bir yandan da hayalet takımına baktığın zaman kanka hiç hiç böyle köşe atılacak tipler değil diyorsun. Ama süpernova öyle değil. Basil Hawkins'e şimdi bir bakıyorsun cacık olmuş. Anladın mı? Apo'ya bir bakıyorsun cacık olmuş. Cacık yani. Ne, ne fikri var ne zeka. Böyle öyle, öyle geçip gidiyor gibi. Love ve Kiton'u karşısında bir amiral olsaydı amiral çok kolay kazanmaz mıydı? Çok kolay kazanmazdı bence. Biraz oyalan, oyalanırdı ya. Savaşırlardı bayağı ya bu arada. Ee, başlardı ya. Neyse dur şu inceleme bir tamamlayayım GovGov'cum. Geri plana kalmaz. Eşler birini yenmek daha iyi senden düşürür. Heyecan verici yaratmıyor artık. Aynen öyle. Aynen öyle Minoş. Neyse diğer bölümlerde One Piece'ten beklentim benim. İnşallah olur. İnşallah seri güzel yerlere gider. Benim çok beklentim var bu seriden. İnşallah karşılığını verir. Arkadaşlar şunu da soracağım. Yani beğenen var mı bölümü? Ha şey diyenler de var. O cephanelik patlayacak. Big Mom, Big Mom zarar görecek. Big Mom devrilecek falan diyen var. Bunu ya yapmasınlar lütfen yani. Ben o kadar üzülürüm ki, o kadar o kadar absürt bulurum ki yapmasınlar sakın yani. Sakın. Ya Big Mom zaten böyle bir Japaneliyor. Gidecek bir karakter mi oğlum? Haki o kadar Haki boşuna mı? O kadar Yonko gücü boşuna mı? Yani. Neyse bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın beyler. Haftaya görüşürüz. Umarım iyi bir bölüm bizi bekler. Umarım seriyi toparlar. O da Sensei seriyi bölüme kötü yapmışsa da bir sonraki bölümde bunu toparlar bu arada. Toparlayabilir. Bu onun elinde. my way